Yaklaşık 5 milyon çalışanın yıllardır duymak istediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimiz için yapıyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini açıkladı. Yeni bir yaş sınırı da getirilmeyince EYT'liler mutluluktan bakın nasıl sokaklara döküldü. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi böyle verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar sevinçten sokaklara döküldü. Konvoya çıkan da vardı. Halay çekip göbek atan da. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekli olma hakkına kavuşuyor. EYT'liler bu kez yaşa takılmadan emeklilik haklarını aldılar. Erdoğan akşam saatlerinde Beştepe'den yapmıştı kritik açıklamayı. Sabahın ilk ışıklarıyla SGK önüne akın vardı. Biz çok sevinciyiz. Çok memnun olduk. 74 doğumluyum. Tam 6 sene bekleyecektim. Kuyruğun sonu gözükmedi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası en yoğun yerlerdendi. Vatandaşlar buraya geldi ve saatlerce sıra bekledi. Düzenleme için iyi oldu çünkü benim de 2 senem vardı. Beklemeyin boş boşuna sırada dediler. Onun için dolduruyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında benzer görüntüler sahnelendi. Eskişehir'deki bir çaycıysa pazarlama yöntemiyle dikkat çekti. Çaylar. Evet abi bu çay içenler emekli oluyor hadi. Çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşverene de kıdem tazminatı için kredi garanti fonuyla destek verilecek. Burada boşu boşuna bu kalabalığa gerek yok. EYT müjdesi siyasetinde sıcak başlığı oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu 18 Temmuz'da yaptığı EYT yükleniyor paylaşımını hatırlattı. Hayırlı uğurlu olsun yazdı. Sıradaki gündem otomobilde ÖTV beni yorma dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketledi. Karşıma çıktı o yüzden mi yaşlı? Bakan Nebatı ise çok konuşulan o sözlerine gönderme yaptı. Gülen surat emojisiyle hayırlı olsun dedi.